Cemal'den Melike ile iftar. Onu bekliyorum. Şimdi bir iş arkadaşıyla. İş arkadaşı demiş ki ben YouTuber'la buluşuyorum. Kadın da demiş ki ben de göreceğim illa ki. O yüzden şunu bekliyorum. Türkler ne yapıyorlar? Hep. Ha böyle değil. Böyle. Galiba evet. Bugün de bize iftara misafir var. Menüm şöyle. Çorba olarak mercimek çorbası olmasın diye dedim ki şehriye çorbası olsun. Sonra ana yemeği rafı yapacak. Böyle brokolili, patatesli, beşamel soslu, fırında yemeğimsi bir şey. Ben tarator yapacağım. Sonra bir tane daha salata yapalım dedik. Son olarak da bisküvili irmik tatlısı düşündüm. Sütlü irmik tatlısı. Bu peynirlerin hepsi bu fırın yemeği için. Birazcık kokulu peynirler. Normalde benim kokulu peynirlerle aram çok iyi değil. Ama böyle fırın yemeğinde olunca çok böyle yoğun hissetmiyorsunuz. Yine üstüne serpmek için parmesan peyniri, ekmek, domates, sarımsak hiç kalmamıştı evde. Limon her zamanki gibi. Ondan sonra içecek olarak böyle bir şurup aldı Rafi. Ahududulu. Bir de diğer içecek böyle limonata gibi bir şey. Neymiş? Portakallı marakuyalı. Toplamda 3 şişe süt. Bir tanesini zaten komple irmik tatlısı için kullanacağım. Bağışıklık sistemi için artık ne kadar işe yarıyor bilmiyorum ama. Böyle Actimel aldım. Biber, yoğurt. Tarator için bayağı yoğurda ihtiyacım olacak. Bir de böyle 3 tane mini ekmek aldık. Fırın yemeğine ayrıca kabak da girecek. Bu ne biçim kabak? Ay. Evde havuç vardı ama yine de yetmez diye. Biraz daha aldım. Onlu yumurta. Patates. Buradan yine bir aradan peynir çıktı. 3 tane mini salatalık. Şeker. Ve son olarak mochi dondurma. Bu Hindistan cevizli olandan. Sonra bir de ben başka markete gittim Barilla uygun diye. 3 kutu böyle makarna aldım stok. Bir de geçen şöyle bir şey almıştım. Ben böyle sert değil de kıtır kıtır olmayan yumuşak kurabiyeleri seviyorum. Hazır kurabiyeden çok beklentim yoktu ama bence iyiydi o yüzden. Bir kez daha aldım. Makarnaları ve kurabiyeyi saymazsak toplamda alışveriş... Aa bir dakika şey nerede? Bir an ödüm patladı. Zeytinyağını orada unuttuk zannettim. En kıymetli şey aralarında kendisi. %10 indirim vardı. Onu kullandım. Bir de böyle yine 3 tane sticker. Toplamda 24 küsur euro indirimli haliyle bu kadara gelmiş oldu. Ay bir de bunu göstermeyi unuttum. Bunun adı neyse artık. Bu şey baharat.
Allah. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi 3 hafta sonra aynı koltukta, aynı menüyle, aynı kişiyle Berlin planlaması yapacağız ama önce yemek. Şimdi böyle kombinlemeye çalışıyorum hani ne götürebilirim diye. Böyle bunları beraber giyebilirim, bu normal basic uzun kollu. Ondan sonra bunu bununla giyebilirim. Toplamda böyle 3 tane sweatle gideceğim galiba. Kazak almak istemiyorum yanıma. Umarım pişman olmam. Kat kat giymek en mantıklısı gibi geldi yine. Giderken de bir sweat giyebilirim diye düşündüm. Onun altına belki tight giyebilirim hani rahat olsun diye. Bir de yanıma kot pantolon alacağım ama sweatle kotu bir yıkayayım dedim. Yarın akşama kadar onlar kurumuş olurlar. Çamaşırımı ayarladım. Bu Frankfurt'a giderkenki sırt çantamı alacağım. Ama son zamanlarda onu Rafi kullanıyor sürekli. O yüzden şu anda evde yok çanta. Yerleştirmek için akşamı bekleyeceğim sanırım. Bu minik makyaj çantasını da bu arada annem yapıyor bunları. Çok iyi değil mi? Astarlı falan böyle. Burada da klasik roll-on, nemlendirici, ruj, kaş sabitleyici, makyaj temizleyici var. Birkaç şey daha girecek buna. Saçım başım dağılmış, bu videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü dedim ki Berlin'e gitmeden önce yayına gitsin, böyle çok ara açılmasın. Belki hani orada olanlarınız ya da orayı daha önce gezmiş olanlarınız varsa bize öneriler gelebilir diye düşündüm. Adeta karışık kaset gibi bir video bu. Çünkü iftar var, saç boyama var, biraz Berlin hazırlığı var böyle çok ucundan. Normalde böyle çok fazla konuşan ben, bu sefer sadece kameranın arkasından bir şeyler söylemişim. Şey dedim hani, pazar, daha doğrusu ne pazarı, cumartesi akşam yolculuk var. O zamana kadar videoyu ayarlamış olayım ki bir sıkıntı çıkmasın. O yüzden böyle harıl harıl bilgisayardayım. Ne diyeceğimi unuttum şu anda, çok hızlı giriş yaptım, bir dakika. Öncelikle tabii ki de iyi bayramlar. Bu video yayına girene kadar bayram geçmiş olacak ama olsun, hani bayramlaşmış olalım yine de. Düşünüyorum bu videoya dair bahsetmem gereken bir şey var mı? Neslin'in saçını yaparken çok tırstım. Çünkü beraber böyle boyarız dedik. Sonra baktım ya hani şu anda ben boyuyorum ama bir şey yanlış yaparsam yandık. Hani bir yere kaçırırsam, çok korktum. Saçların uçları birazcık daha açık olabilirdi. Ama hani Nesli mutlu oldu. Ben de dedim hani sonradan gördüğümüzde boya biraz daha oturmuştu buluştuğumuzda. Dedim hani güzel oldu, güle güle kullan. Bu bakır tonları için bir öneriniz varsa bekliyoruz. İşte hani saçın dibiyle ucunu nasıl böyle tam tutturuyorlar, aynı ton aynı şey. Çünkü dipten başlayınca bu sefer dip çok açık oldu. Kafamda deli sorular. Tüh, şarj bitiyor, inanamıyorum. Konuşacaklarım vardı ama şarj bitiyor, şaka gibi. Baskı altında ne diyeceğimi unuttum. Neyse, o kadar hızlı kapanmıyor herhalde, bir dakika. Neden Berlin diye sorabilirsiniz. Aslında hani Erasmus'tayken gidebilirdim, o zaman belki daha kolay olurdu. Aslında hani İlkem'le ben böyle Berlin diye yanıp tutuşuyoruz. Sevmeyeni çok var, onu biliyorum, hani garip geliyor bazı insanlara ama bir gidelim görelim dedik. Böyle kız kıza bir tatil olsun dedik, kısa da olsa. Cumartesi akşam, daha doğrusu gece inşallah yola çıkıyoruz. Otobüsle pıtı pıtı 10 saat, 9 saat galiba gidiyoruz. Pazar sabahı oradayız. Pazar gecesi orada kalıyoruz. Pazartesi akşam da dönüyoruz. Dün birazcık böyle planlamaya çalıştık. Nerelere gidebiliriz? Kıyafet olarak ne alalım yanımıza gibi gibi. Kafe, restoran, o konular İlkem'de. Bayağı birkaç güzel yer bulmuş. Heyecanlıyım şimdiden. Benim niyetim aslında beraber sırt çantasını düzenlemekti. Ama Rafi son zamanlarda benim sırt çantasını kullanıyor. O yüzden evde yokmuş meğersem. Ben böyle bir kaldım kıyafetlerle. Yarın Berlin videosu diye yeniden video çekmeye başlarsam orada beraber yerleştiririz diye düşündüm. Sanki öyle çok anlatacak şeyim vardı ama havada kaldı gibi. Hava beni birazcık korkutuyor. Hani pazartesi yağmur yağabilirmiş, ayakkabını alayım, mont vesaire. Şu anda çok böyle konsantrasyonumu bozuyor yanım sönen ışık. Evden çıkacak zorunda olmasam hani şarj eder devam ederdim videoya ama maalesef zamanım yok. O zaman inşallah bir sonraki videoda Berlin'den görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.